Milyonları ilgilendiren haber için müjde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Temmuz ayında bir ara zam, ikinci bir zam olacağını açıkladı asgari ücret için. Peki ya rakamlar nasıl olacak? Yanımızda değerli bir konuğumuz var. Sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen var. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, bir tahta hazırladık. Rakamları konuşacağız sizlerle. Neler söylemek istersiniz? Biliyorsunuz seçim arifesine yaklaştığımız son dönemlerde çalışma hayatına ilişkin birden fazla müjde aldık ve almaya devam ediyoruz. Bunlarla ilgili en son yapılan müjde açıklaması emekli aylıklarının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesi olmuştu. Tabii emekli taban aylıkları 7500 liraya yükselince diğer tüm ücretli çalışanlarda da bir artış beklentisi oluştu. Buna istinaden de akla ek gelen asgari ücret oldu. Asgari ücretle ilgili medyada gündem oluşunca yetkili kişi Sayın Çalışma Bakanı çıktı açıklama yaptı. Asgari ücrete ilişkin herhangi bir şimdilik zam çalışmasının olmadığını belirtti. Ancak daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı ve Temmuz ayında asgari ücretin bir ara zamma tabi tutulacağını belirtti. Biz de buna istinaden rakamlarımızı hazırladık. Tahtada dilerseniz ben size asgari ücret rakamlarımızı açıklayayım. Şimdi 3 farklı rakamımız mevcut. 2023 Temmuz ayında uygulanacak asgari ücret zammına ilişkin %17,5, 23,5 ve 35 olarak. Biliyorsunuz 2023 Ocak ayındaki asgari ücret 8506 lira olarak uygulanmıştı ve %54,66'lık bir artış oranına tekabül ediyordu. Tabii yıllık bazda bakacak olursak 8506 liraya 2022 Ocak ayının asgari ücretine göre %100 bir artış yapılmıştı. 2023 Temmuz ayına dönecek olursak, Temmuz ayında bizim öngördüğümüz 17,5'luk oran sadece enflasyon oranına göre beklediğimiz artış. Biliyorsunuz TÜİK her ay aylık bazda enflasyon oranları açıklıyor. Bu aylık bazda açıklanan enflasyon oranına göre bizim tahmini enflasyon rakamımız %17,5-18'e tekabül ediyor. Sadece enflasyon oranında asgari ücrete bir zam uygulanacak olursa net olarak 10 bin liraya tekabül ediyor. Brüt olarak da 11 bin 764 lira 70 kuruşa tekabül ediyor. %23,5'u biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız her asgari ücret açıklamasında bir güncellemede kendisinde ufak bir dokunuşu oluyor. Her ihtimale karşı belki enflasyon oranlarında da aşağı yukarı bir oynama olur diye %23,5'lık bir oran hazırladık. Bunun da net çalışanların eline geçeceği rakam 10.500 lira, brüt olarak da 12.352 lira 94 kuruşa tekabül ediyor. Üçüncü hazırlamış olduğumuz %35'lik oran, bu sadece deprem bölgeleri için düşünülüyor. Biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta üzücü bir deprem felaketi yaşadık. Bu sadece deprem bölgelerinde uygulanması planlanan asgari ücretle ilgili. Burada 11.500 liralık rakam yazdık biz ama bu 11.500 liralık rakam aslında 10 bin liranın üzerine SGK'nın işveren paylarının da işçiye ödenerek bulunacağı rakamdan oluşuyor. Bizim tahminlerimiz bu yöndeydi. Çok teşekkür ediyoruz. Emre Gülşen sosyal güvenlik uzmanı bizlerle birlikteydi. Eğer enflasyon oranında yapılacak bir zam olursa asgari ücretin 10 bin lira olması bekleniyor diye hatırlatalım tekrar ve sözü yeniden size bırakalım.